Selamünaleyküm arkadaşlar, ben İbrahim. Güzel bir günden, güzel bir videoyla daha yine sizlerle birlikteyiz. Açılışı bu emektar motorumuzun yanından yapıyorum. Geçtiğimiz hafta bir sorun yaşamıştık arkadaşlar. Size anlattık. Biliyorsunuz şu gölden suyu çektiğimiz hortumda bir kırılma olmuştu. O hortuma bakın, şurada bir ek yaptık hatırlarsanız. Maalesef başarılı olamamışız. Yaptığımız testlerde her şey iyi gibi görünüyordu. Ama geçen hafta yine sulama yapamamış motor. Şu anda da çalıştırdığımızda suyu çekmiyor. Bugün bu iş için yeni bir hortum alacağız arkadaşlar. Belki ucundaki klapeyi de değiştiririz. Şimdilik buradan suluyoruz. Allah razı olsun, biz yokken dayım birkaç defa ana boruyu açıp sulama yapmış. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine her zamanki gibi mahsul toplamaya devam ediyoruz. Bahçenin genel durumu geçen haftayla aynı. Şöyle mısırlarımızda ciddi bir boylanma söz konusu. Artık birkaç püskül görmek istiyoruz arkadaşlar. Bu sene mısır oluşumu da düşük gibi. Yani bu sene beceremedik gibi biz bu işi. Niye böyle oluyor? Anlayamadım ama. Şimdi fasulyeleri topluyoruz. Bir yandan da kahvaltı için hazırlanıyoruz arkadaşlar. Genel olarak durum iyi gibi. Fasulyenin şeyi, kapasitesi geçen haftaya göre bir tık daha düşük. Şuradan şöyle domateslerimiz var. Şurada devasa ay çekirdeklerimiz var. Buradaki ay çekirdeklerimizin bir tanesinde çiçek oluşumu olmuş. Güzel. İyiye gidiyor. Şöyle semaveri yakmıştık. Yumurta koyduk. Yine peynir, zeytin. Bunlarla güzel bir kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Semaverimizde çayımız oluyor. Genel olarak durum bir tık daha iyiye gidiyor. Hani sadece fasulye açısından bakmıyoruz olaya. Biberlerimizden bayağı büyüyen var. Dolmalık biberlerimizden büyüyen var. Kapya biberlerimiz büyümeye başladı. Bugün çocuklarla geldik. Onların da keyfi yerinde. Yine sabah saat 6.30-7 gibi geldik arkadaşlar. Bu sıradaki fasulyeyi de topladık. Şu sırada arkadaşlar bu hafta çıkan fasulyenin tamamını kendimiz için ayıracağız. Durum onu gösteriyor. Şöyle bakın ne göstereceğim size. Dolmalık biberler gayet iyi durumda arkadaşlar. Şöyle bu sıra, şu sıra, şu sırada birkaç tane dolmalık biber. Toplam 150'ye yakın fide diktik, dolmalık biber fidesi. Büyüyorlar. Normalde kurutma zamanını geçtik gibi arkadaşlar. Şimdi dolmalık biberi ipe dizip kurusunu yapıyoruz ya. Şimdi bizim biberler geç olduğu için o zamanı geçtik gibi. Artık bunları ya kızartıp buzluğa atarız ya da hemen pişirir yeriz. Başka neyimiz var? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar şöyle güzelliklerle de karşılaşmaya başladık. Önümüzdeki haftalarda buralar renklenir demiştim. Siyah renkler, yeşil renkler katılmaya başladı. Bir de kırmızı renkler katılmaya başlarsa çok iyi olacak. Genel durum bu şekilde. Yine toplarken ara ara sizin için kayıt almaya çalışacağım arkadaşlar. Topladıktan sonra yine mahsulleri de size göstereceğim. Dediğim gibi bu izlediğiniz görüntüler sizi yanıltmasın. Çünkü sizler videoyu 2 hafta geriden takip ediyorsunuz. Hani bu haftayla beraber onu 1'e indireceğim ben. Yani 1 hafta geriden takip ediyor olacaksınız. Durum böyle. Evet, biz çalışmaya devam ediyoruz. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. Topladıktan sonra ya da toplarken çekebilirsem
mahsulleri de size göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet. Burada salatalıkları topladım. Bazıları büyümüş. Hafta içi yine biz yok ki. Dayım da birkaç tane toplamış arkadaşlar. Olan salatalık bu. Bakın şekilleri garip garip olmuş. Sebebini az çok tahmin edebilirsiniz. Arkadaşlar, motorumuzun düzgün sulama yapmaması. Şimdi domateslerimize şöyle bakıyoruz. Şöyle bakın, hafif hafif artık kızarmalar başlıyor. Çeri domateslerimiz vardı. Onlara bakalım. Bakın şurada da mesela artık yavaş yavaş renklenme başladı arkadaşlar. Çeri domatesler. Bakın burası çeri domatesler. Gayet güzel. Kızarmalar başlamış. Haftaya çeri domatesleri toplamaya başlarız. Ablam da biber toplamış. Olan biber mi bu yoksa? Olanı bu arkadaş. Bu sene vaziyet kötü. Domatesimiz biraz olacak gibi ama. Kahvaltıya biraz çeri toplarız. Güzel. Ne yapalım? Olan bu dediğimiz gibi. Şöyle. Şunu şöyle size bir göstereyim arkadaşlar. Bakın bir tane de şurada var. Güneşe doğru dönmüşler. Şu biraz ağırlaşmış artık. Güneşe doğru dönemiyor. Şöyle bakın. Maşallah içi dolmaya başlamış. Bayağı ağırlaşmış. Bunu biz dikmedik. Arkadaşlar. Bu geçen sene var olan ay çekirdeklerinden, dökülenlerden kendi kendine büyüdü. Şurada da bir şey var. Kavun herhalde. Kavun. Babam kavun ektim sıraların sonuna demişti. Arada bahçeye uğrar. Ektiği kavunlar burada. Şu an üzerinde herhangi bir meyve yok arkadaşlar. Olursa onu da yeriz. Affetmeyiz yani. Evet. Genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Fasulye yine bayağı çıktı. Toplamda 25 kilo kadar fasulye çıktı. Bu hafta çıkan fasulyeyi biz kendimize artık alıyoruz. Yine isteyen arkadaşlarımız var ama maalesef onlara veremeyeceğiz. Şöyle adam başı birer tane patlıcan, salatalıklar, dolmalık biberler, sivri biberler, kıl biberler, kabaklar. Böyle pay ettik. Biz şimdi eve gideceğiz. Malum sıcaklardan dolayı arkadaşlar. Biraz evde dinleneceğiz. Bir öğlen yemeğimizi falan yeriz. Akabinde bahçeye geleceğiz ve buradaki işlerimize devam edeceğiz. Şu motoru halletmemiz lazım. Yoksa bu hafta bizi çok zorlayacak. Çünkü dayım da yok bu hafta. Yani bizim bahçeye bakan eden olmaz. Yine diğer dayılarım yardımcı olurlar. Allah razı olsun, hepsi yardımcı oluyor da. Yani herkesin kendi işi gücü oluyor. Hani adamlara gel bir de benim bahçeyi sula bak et demek sıkıntı. O yüzden şu motoru çözmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi daha kaliteli bir boru aldık. Evden dönerken. Bir de bizim ilaç pompasını şu değiştirmiştik ya. Bu şuradan kırılmış arkadaşlar. Bunu da yenisini aldık. 50 lira olmuş. Sağlam kaliteli bir boru aldık. Güneş de kolay kolay çürümeyecek. Ucuna şimdi klapayı takıyoruz. Su geri kaçmasın diye. Bunu kuyuya sallayacağız. İçini suyla dolduracağız. Motora bağlayacağız arkadaşlar. Sonra da şu pompanın ucunu değiştireceğiz. Şey sökeyim. Biz şeyi ne yapalım biliyor musun? Motordaki bağlantıyı sökeyim. O en son işte kuyuya doğru bizim uzanan tahta var ya, tahta. O tahtayı sabitleyelim, böyle aşağıya düştü. Büyük bir taş bulup üstüne koysak bence. Şunu koysak. Kütüğü mü? O da olur.
oraya bir bakayım ya. Nasıl abi? Şurada zemine basıyor ama. Evet. Şu araya bir şey yapmışız. O da o köşeden kırılmış. Tabii tabii işte o ta bahçe ilk yapılırken uzatılan kavak var ya. Evet. O kavak kırılmış artık. Aşağı doğru sarkıyor. Aslında bizim yine böyle bir şey uzatmamız lazım ya. Yani onu biz şimdi nereden bulacağız güzel abi? Senin dediğin gibi bir şey yapsak ya, o kütüğü getirip buraya koysak hiçbir anlamı yok yani. Neden? He? Nereye koyacağız o? Nerede duracak? Durmaz. Şunun ucuna koyacağız, bizim tahtanın ucuna. Bizim tahtayı şöyle havaya kaldıracak kütük. Çok zor ya. Zor değil. Bence bir deneyelim. Çünkü böyle boru batınca klape toprağa değiyor. O zaman da su çekemiyor. Şey yapsak. Şöyle şuradan şundan üstünden versek. Neyi? Boruyu mu? Hı-hı. Ya abi işte su çekiliyor, ediyor. Yani suyun ileri doğru gidiyor olması lazım. Aman. Sen bak, bas bas ona. Bas. Şu bizim tahtaya bas. Bas ayağını ya, korkma. Bunu da bağlamışız bak buraya. Bağladık zaten de. Ay, ha şöyle olacak işte ha. Şu işte ya. Şu şöyle havada duracak. Ben bir kütüğü getireyim ya, dur. Evet. Arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucunda boruyu yenilemeyi başardık. Havasını aldık. Tekrar kuyudan su çeker hale getirdik motorumuzu. Şu kütüğü koyduk bizim tahtamızın üstüne. Tahta boruyu böyle havada tutuyor. Arka taraftan yine getirdik. Şu şekilde motorumuza bağladık. Şu an testlerini yapıyoruz. Motorumuz gayet sağlıklı bir şekilde suyu çekiyor. İnşallah hafta içi de kendi kendine çalıştığında suyu çekip bahçeyi suluyor olacak. Şöyle kapanışı çekeceğim ama arkadaşlar, bilin bakalım ne oldu. Motor istediğimiz verimde çalışmıyor. Bir yerde bir eksik var. Ya klapede bir sorun var, ya motorun ağzında bir sorun var. Yani borusunu morusunu iyice sıktığımız halde suyu çektikten sonra bir 5-10 dakika kapattığınızda cihazı, suyu geri kaçırıyor ve tekrar açtığınızda çekmiyor. E ne yapacağız? Bunu kapattık. Ana boruyu açtık. Ana boru tarafındaki vanalarımızı. Dayılarımdan biri gelirse ondan rica edeceğim. Dışarıda bir ana vanamız var bizim, su vanası. O vanayı açtığında bizim bahçe sulanır. Günlük şöyle 1-2 saat sulanırsa ya da onlar kendi bahçelerini sulamak için açarlarsa azar azar yine bizim bahçede su akacak. Bu haftayı bu şekilde atlatmayı planlıyoruz. Şimdiden videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.